Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin yeni dönüştürülen endüstri mirasının içerisindeyiz. Bu cümlenin kendisi birçok şey barındırıyor içerisinde. Samsun Üniversitesi neresi? Ballıca Kampüsü neresi? Hemen yanı başındaki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti neresi? 300 küsür kuşun yer aldığı gerçek anlamda bir cennetin yanı başı neresi? Bütün bunları İdrak etmek zaten mekanı idrak etmek anlamına geliyor vesaire. Şimdi Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü bir büyük idealden bahsediyoruz belki de. Yani bir tekel tütün kurutma hangarları içerisindeyiz. 60 hangardan oluşan 1000 metrekare ve bunun bir üretim merkezi olarak kurulmuş, depolama merkezi olarak kurulmuş yerin esasında tekrardan bilgi üretim merkezine ve sanayiyle, zanaatla, sanatla tekrar buluştuğu bir üretim merkezine mekan hafızasının devamlılığı olarak tekrar çevrilmesinin bir gayreti içerisinde olunan mekan içerisindeyiz. Esasında kısaca özeti bu. Ballıca Kampüsü her biri 1000 metrekareden oluşan 60 tane hangar mevcut burada. Bizim buradaki temel hedefimiz hafızayı koruyarak yani binaların dış konturlarını koruyarak iç mekanda olabildiğince değişiklik yapmak. Yani olabildiğinceden kastım da sade ama müdahaleyi daha çok içeride yapmak. Samsun Üniversitesi'nin rektörü Mahmut Hoca bir şekilde bize ulaştı ve Samsun'a davet etti. 2019 Şubat ayında biz rektör hocayı Samsun'da ziyaret ettik. Ballıca Kampüsü'nde hocayla oturup konuştuk. Biz projelerimizden bahsediyoruz. Mimarlık nasıl olmalı, nasıl işlemeli, nasıl ilerlemeli? Bu kadar mimarlık fakültesi arasında bir yeni bir mimarlık fakültesine ihtiyaç var mı, yok mu derken Mahmut Hoca'ya perspektifimizden bahsedince Mahmut Hoca her şeye evet dedi. Ballıca Kampüsü'nde inanılmaz bir imkan vardı. Tütün kurutma hangarları, bir tür endüstriyel miras. Yani burası koruma altında değil ama biz koruma altındaymış gibi davranmak istedik ve var olan hangarların gabarisini özellikle korumak üzere ve malzemesini de korumak üzere bir tür dönüşüm yapılması gerektiğini Mahmut Hoca ile paylaşınca Mahmut Hoca da buna çok katıldı ve biz ilk projelerini yapmaya başladık. Buraya bizi getiren en büyük enerji Mahmut Hoca'nın enerjisi diyebiliriz. Üniversitemiz 18 Mayıs 2018 tarihinde kuruldu. Kurulmasıyla beraber mimarlık fakültemiz de resmi olarak, teorik olarak kurulmuş olduk. Fakat biz özgün bir mimarlık oluşturmak istediğimiz için öncelikle bir yer seçimine ihtiyacımız vardı. Bunun için de yaklaşık 2 yıl sürdü bu konu. Arkadaşlarımızla istişare ettiğimizde mimarlık fakültesinin kapalı bir mekanda değil de daha çok bu şekilde hangarların olduğu açık bir alanda olmasının çok daha yararlı ve doğru olacağı kanaati ortaya çıktıktan sonra üniversitemiz Ballıca Kampüsü'nde Mimarlık Fakültesini kurma çalışmalarımız başladı. Arkadaşlarımızı toparladık. Türkiye'de bu konuda özellikle yatay mimari konusunda söz sahibi olan hocalarımızı bulduk. İşte merhum Turgut Cansever Hoca'nın mirasını devam ettiren işte Halil İbrahim Düzenli Hoca, Asım hocamız, Emin hocamız ve diğerleri bu ekibe katıldılar. Ve ekibe katıldıktan sonra da burada oturduk bir fizibilite çalışması yaptık bu hangarlarla ilgili. Ve bunu olduğu gibi hiç bozmadan, mimari yapısını bozmadan bir dönüşüme tabi tutmaya karar verdik. Ve ilk projesini hocalarımız hazırladı. Daha sonra da mimarlık üzerinden bu projeyi olgunlaştırarak başlangıç yaptık ve bugünlere geldik. Hakikaten geldikten sonra da eser ortaya çıktıktan sonra da oldukça otantik, özgün bir mimarlık fakültesi oluşmaya başladı. Bundan da doğrusu büyük bir keyif aldığımı ifade etmek isterim. Bir gün Halil İbrahim aradı. Dedi ki buraya bir gelmen lazım. Burada bir takım yapılar var. Bu yapılarla ilgili fikrini almak istiyoruz. Fakülte binası yapacağız dedi. Ben de atladım gittim. O zaman yalnız gittim. Aslında konu çok basitti. Yani eski tütün deposu olan sigara fabrikasının içindeki tütün deposu hangarlarının 60 tane hangarın dönüşümüne yönelikti. Rektör Bey bizi dinledi. Biz araziyi gezdik öncelikle. Ben dedim ki şu anda 60 tane binanız var, 60 bin metrekare. Aslında temel bir karar.
vermeniz lazım. Ya sıfır binanız olacak ya da 60 bin metrekare binanız olacak. Ben 3 senaryo hazırladım. Bir yıkılıp yapılırsa ne olur, yıkılmadan yapılırsa ne olur, karma nasıl olur şeklinde 3 senaryo hazırladım. Ve rapor olarak sundum kendilerine. Bir takım fikirler de geliştirmiştim. Sonrasında rektör bey de bizleri dinledi ve binaların güçlendirilerek yapılmasına karar verdik. Burası yaklaşık 40 yıllık bir tütün kurutma hangarlarının yer aldığı bir kampüs. Bu kampüs artık yeni bir kampüse dönüşüyor. Burası bir üniversite mekanına dönüşüyor. Dolayısıyla elimizde hali hazırda hangarlarımız var. Tütün kurutma işleviyle son derece basit yapılmış ve sadece hangi işe yarayacaksa gereğine uygun olarak yapılmış hangarlar bunlar. Dolayısıyla bu hangarların dönüşümü ve bir takım konfor koşullarının sağlanıp fakültelere dönüşümü önemli bir iş, kıymetli bir iş. Burada insan ilişkilerini birbirine zorunlu kılmak. İnsanın bizatihi kendisinin sadece kendisi olarak var olmadığı, bir toplum içerisinde var olduğunu gösterebilecek mekanlar. Kendisi bir şey yaparken üst sınıfla yardım almak, onu fikir tülahatını gerçekleştirecek mekanlar inşa etmeye çalıştık. Mevcut hangarlar her biri 1000 metrekareden oluşan, iç yüksekliği 7 ila 9 metre değişen, hafif çelik konstrüksiyondan oluşmuş bir yapıya sahip. Bu I profillerden ve kapalı profillerden oluşuyor bu çelik sistem. Hali hazırdaki hangarlar 3 malzemeden oluşuyor, 3 bölümden oluşabiliriz. Zeminde eski mozaik kaplamalar var, işte duvar ve bir yukarıda taşıyıcı sistem var. Taslak proje kabaca şöyleydi. İçeride mevcut kullanabileceğimiz malzemenin büyük çoğunluğunu koruyacağız ve bir iç mekan oluşturacağız. Ve bu iç mekanda çoğunluğu yarı açık mekanlardan oluşan bir iç mekan oluşturacağız. Bu genel bir tasarım yaklaşımımızdı. Mimarlık fakültesini dönüştürebilirsiniz, hangarları dönüştürmeniz mümkün. Daha çok boşluk isteyen, daha az ofise ihtiyaç duyulan işlevler için hangarlar kullanılabilir. Ancak çok ofis ihtiyacı olan, küçük hacimleri çok olan fakülteler için bunların dönüşümü üzerinde çalışılması lazım. Müze yapmak istiyorlardı. Bir takım stüdyolar olursa yine dönüşebilir bunlar. Çünkü içlerine yapılabilir. Bu tip üzerinden tekrar geçilmesi lazım yapıların. Mimarlık için dönüştürmek mümkün. Hedefimiz şuydu bizim. Şimdi burası bir endüstriyel miras, bir fabrikadan kalan bir alan. Üniversitelerin bir hikayesi olması lazım. Yani siz yepyeni binalarda bir üniversite kurabilirsiniz ama bunun arkasında eğer bir hikayesi yoksa o üniversite çok yavan kalmış olacaktır. Mesela batıya baktığınız zaman pek çok üniversitenin böyle bir hikayesi vardır. ...60 küsür hangarlık bir yerdeyiz. İki hangarını, 1000 metrekare iki hangarını mimarlık fakültesine çeviriyoruz. Mimarlık fakültesinin herkesin malumudur. Geniş alanlara, stüdyolara ihtiyacı var ve bunun yanında diğer işlevler. Şimdi içerisinde bulunduğumuz hangar üçlü bir sisteme sahip diyebilirim. Duvarlar ve çatıyı taşıyan ana konstrüksiyon ve sadece çatıyı taşıyan aslında duvarlar kendi başına ayakta duruyor ve onun dışında ona eklediğimiz gördüğünüz ikinci katlar. 3 sürdürülebilir ya da yeniden kullanılır malzemeden bahsetmek mümkün. Şimdi en nihayetinde çatıyı ve duvarı aynen koruyoruz bir takım iyileştirmelerle. Zemin, gördüğünüz zemin karo mozaik. Karo mozaik dediğimiz şey artık neredeyse tedavülde olmayan ve fakat bizce halen sağlam olan ve kullanılabilir bir malzeme. Ve zemine bu anlamda hiç dokunmadık. Sadece bir takım silim temizleme işlerini yaptık. Yukarıda gördüğünüz kirişler, çelik kirişler yine başka tütün kurutma hangarlarında kullanılan ve oradan söküp getirdiğimiz
bir takım işlemlerden geçirdikten sonra projeye uygun hale getirdiğimiz çelikler. Bunların üzerinde bir de 4 santim kalınlığında yine tütün tezgahlarının altında, kurutma tezgahlarının altında yer alan ahşaplar. Bunları söküp yine temizleyip kalınlıklarını ayarlayıp zemin döşemelerimizde o ahşapları kullanarak hallediyoruz. Dolayısıyla burada 3 malzemenin geri dönüşümü söz konusu. Sürdürülebilir, yeniden kullanılabilir vesaire bir sürü kavramı var bunun ve bunun burada gerçekleştiğini açıkçası düşünüyoruz. Taslak projesini bitirdikten sonra üzerinde tabii ki bir kısım esaslı değişimler yapıldı. Mimari detaylarının uygulamasının yapılmasında mimarlık ofisinden destek aldık. Daha doğrusu uygulama projesini kendileri çizdiler. Parlar mühendislikten de statiğine ilişkin destek aldık. Statik olarak iç mekanda dış çepere değmeyecek şekilde inşa edilen bir çelik konstrüksiyon inşa edildi. Dış duvarlarda sadece pencere boşlukları genişletildi. Bunun haricinde herhangi bir duvarlara ve iç mekana bir takviye yapılmadı. Bununla beraber sadece üst taraftaki çatıdaki paneller değiştiği için çatı kaplaması bir takım destekler yapıldı oraya da. Bunun haricinde ilave bir statik ekleme yapılmadı. Kabuk içerisinde mimarlık eğitimini yürütecek olan arkadaşların zaten daha öncesinde oluşturdukları yani bir eğitim modeli ve mekan ihtiyaçları yani mekan kurguları vardı. Yani mekanı nasıl kullanacağını bilen bir kullanıcıyla muhataptık. Dolayısıyla en az müdahale ile en az bölüntüyle bir mekan planlaması, ön çalışmasının yapılmış olan ön çalışma doğrultusunda biz üzerinden geçtik. Statikten gelen verileri de inceleyerek daha şeffaf, kabuğun içine yeni bir strüktür kurulması zaten statik açısı. Böyle olması gerekiyordu. Mevcut kabuğa hiçbir taşıyıcının içeride oluşturacağımız yeni yapının dokunmaması üzerine kuruldu bütün strüktür. Kabuğun içine yeni bir strüktür inşa ettik ve çoğunlukla açık mekanlardan oluşan bir mekan kurgusu oluşturduk. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin ilk aşaması 2 hangardan oluşuyor. 1 ve 2 numaralı hangarlar. İlk numaralı hangarda daha çok idari ve akademisyen odalarının bulunduğu hangar. İkinci hangarda atölyelerin, öğrenci dersliklerinin bulunduğu hangarlar. Esas çok zengin bir iç mekan kurgusuna sahibiz. Maker Lab'dan sinema salonuna, kapalı dersliklere, farklı mekanlarda bulunan, farklı yönlerde bulunan 3-4 tane açık atölyemiz var. Yine farklı mekanlara serpilmiş seminer salonlarımız var. Evet, bu iki hangara ilave olarak da yine eğitim politikamızın bir parçası olarak 3. bir hangarımız var. Bu 3. hangar burada verilen eğitimin bir parçası olarak yani uygulaması olarak 3. hangarda bizim ahşap ve demir atölyemiz var. Kampüs yeni olduğu için bir takım tabii sosyal mekanlara ihtiyacımız oldu. Bunların en acili, öğrencilerin de çok talep ettiği, aradığı kafeteryaydı. Bu tasarımda kullanılan bütün malzemeler hemen hemen çimde dahil olmak üzere hangarlarda var olan malzemeleri kullanarak tasarlandı. Hocalarımız, araştırma görevlilerimiz bizler için içerisinde. Sadece belki mimarlık ofisiyle veya piyasadaki mimarlarla çalışsak bu ruhu ona veremeyiz. Çünkü hocalar burada bu ruhu kendileri hissediyor. Dolayısıyla o hissettiklerini çizdikleri projelere yansıtıyorlar. Onun için ben bu binaların aynı zamanda ciddi bir ruhunun da manasının, anlamının da olduğunu düşünüyorum. Belki bu noktada da aslında kendimi bir kurucu rektör olarak şanslı hissediyorum. Çünkü arkadaşlarım benim üzerimde çok büyük bir yük alıyorlar. Bize sürekli destek oluyorlar ve bu oluşumu aslında biraz da onlara borçluyuz diyebilirim. Mimarlık talebeleri birinci sınıfa girdiği zaman bu hep söylenir. Geldikleri zaman her şeyi kendi istedikleri doğrultuda yapabileceklerini düşünürler. Ama birinci sınıftan itibaren şunun farkına varmalarını istiyoruz. Malzeme dediğimiz şey,
madde dediğimiz şey sadece senin ona hükmedebileceğin bir şey değil, onun da seni yönlendireceği bir şey haline geliyor. Burada o çokça bahsedilen mimar egosu ya da tanrı mimar dediğimiz şey birinci sınıftan itibaren hiç talebelerimize bulaşmasın istiyoruz. Onlar malzemenin kendisinde var olan güzelliği anlık tespitlerle yerinde uygulasınlar istiyoruz. Dolayısıyla mimarlık fakültesi talebeleri için bu kampüs hali hazırda kendi mesleklerine dair görebilecekleri bütün işlevleri barındırıyor. Diğer taraftan yaptığımız yapılar, inşa ettiğimiz mimari eserler onların zihin dünyalarında da bazı şeyler oluştursun istiyoruz. Burada enteresan bir şey görüyorum ben. Bir imkanlar yumağı var. Daha önce en azından benim çalıştığım yerlerden çok daha fazlasının olduğu bir imkanlar yumağı var. Biz şimdi o yumağı mimarlık eğitimi, mimarlık mekanları bağlamında böyle çözmek, içerisinden böyle yeni yeni yumaklar ondan çekip tekrar sarmak, tekrar sarmak, tekrar sarmak ve bir yumaklar bütünü haline getirmek ve biraz da ucunu açık bırakmak. Ucu açık yumaklar oluşturmak istiyoruz. Her şeyi başlı başına çözme iddiamız yok. Onu dümdüz ipler haline dönüştürme iddiamız yok. Bu yumaklardan en azından mimarlık eğitimi bağlamında bir üçlü sac ayağın olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi lisans eğitimi. Şimdi dünyanın neresine giderseniz gidin, Türkiye'de hangi okula giderseniz gidin, 3 aşağı 5 yukarı lisans eğitiminin aslında standardı bellidir. Yani hepimizin geçtiği yerler buralar. Atölye düzeneği, tahsihler vesaire falan bunlar standart şeyler. Biraz öğrenci sayınız makulse, biraz hoca sayınız makulse zaten olayın kendi içerisinde bir standardı var. Fakat giderek Türkiye'nin lisans eğitiminde gördüğümüz bir açık var doğrusu. Bu da maddeyle ve malzemeyle hemhal olmayan, giderek ondan uzaklaşan bir mimar nesli var önümüzde. Bir mimarlık okulu sadece lisans eğitimine odaklanarak Türkiye şartlarında herhangi bir çıkış yapabilir mi? Ya da bir şey üretebilir mi? Bence üretemez. Sac ayak dedim ya, bir üçlü şey. Bunun ikincisi esasında bir lisansüstü eğitimi. Aslında araştırma. Yani bütün var olduğumuz yerin kıymetini ve niteliklerini araştırmak ve oradaki bilgiyi bir havuza toplamak ve onu yorumlamak. Biz aynı zamanda burada pratik üretim yapmanın bir kanalını daha açtık. O da Samsun Üniversitesi Tasarım, Mimarlık ve Şehir Araştırmaları Merkezi. Burada ne yapıyoruz? İşte şu gördüğünüz dönüşüm projesi, bu mekanın endüstriyel mirasının dönüşümü, hafızanın korunması vesaire hep oradaki tartışmalarımızdan ve çizimlerimizden çıktı. Burada bizzat hocalar ve yakın gelecekte öğrencilerin de dahil olduğu kendi projelerimizi değil aslında bütün çevreye de hizmet vereceğimiz doğrudan pratik yapmanın, mimarlık pratiği yapmanın bir güzergahı olarak araştırma merkezimizi doğrusu önemsiyoruz. Temel dertlerimiz bir mekan hafızasına daha fazla vurgu yapmak, iki ömrü dolmamış her malzemenin tekrar kullanımına işaret etmek ve bizzat bunu kendi üretimlerimizle göstermek. Üçüncüsü de israftan kaçınmak. Bu üç ölçü de bu sefer sadece araştırma merkezimizin değil, belki de eğitim anlayışımızın hepsine sirayet edecek bir ilkeler yumağı olarak görünebilir. Klasik olarak açılan, yani teorikle pratik arasındaki makası kapatmak istiyoruz. Bunun için de öğrencilerimiz teorik olarak bilgileri aldıktan sonra ilgili laboratuvarlara geçerek orada da bunu pratiğe dönüştürmelerini istiyoruz ki yani maddeyi tanısınlar ama maddeyi tanırken manayı da tanıyarak maddeyi tanımış olsunlar istiyoruz. Hedefimiz burada şuydu, sürdürülebilir bir kampüs yapmak istiyorduk. Kendi enerjisini üreten ki bu konuyla da ilgili çalışmalarımız devam ediyor ki güneş enerjisiyle kendi enerjimizi üretelim. Yağmur suyumuzu toplayalım, topladığımız bu yağmur suyunu bitkilerde, ağaçlarda kullanalım. Yani tamamen aslında sıfır atık mantığı üzerine oturan, yani hiçbir şeyimizi boşa çıkarmayan, çıkan bütün malzemeyi, kullanılabilir olan her şeyi kullanabilen bir kampüs oluşturalım istedik. Doğrusu arkadaşlarla beraber bugünü gördüğümüz için de kendimi mutlu hissediyorum. Burası bir başlangıç mı? Burası aslında bir sürecin devamı. Yeniden sıfırdan bir şey kurmaya çalışmıyoruz.
aslında kendi hikayemizi bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Ve Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kendi hikayemizin bir dönüşüm noktası. Tıpkı yapının da bir dönüşüm hikayesi olduğu gibi. Burada birçok güzellik inşa etmeye çalışıyoruz. Özellikle güzeli görme yetisine sahip, güzelle meşgul olan, kötüyü de gören ama güzeli seçip oradan çıkartabilecek yetiye sahip mimarlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun tabii çeşitli teorik arka planları var. Bu arka planları hem yazılarımızda hem de söylemlerimizde bir şekilde dile getiriyoruz. Fakat bu kampüste yaptığımız şeylerin tamamı o söylemlerle birlikte var olabilir diye düşünüyorum. Buranın yönetimi, rektörümüz Profesör Mahmut Aydın Hoca ve idari bütün kadrosu açıkçası bütün bu anlattıklarımızı çok kolay kavrayan ve bunun önünü açan, eldeki imkanlar dahilinde tabii bir şey. Bu bize çok iyi geliyor doğrusu. Yani biz burada zaten israfı azaltma, zaten ekonomik olarak şeyi düşürme derdindeyiz. Malzemeyi kullanma derdindeyiz. Bu normal olan şey, yönetimin de işine gelen bir şey. Ve mekanın ruhunu gördükçe, hissettikçe sağ olsunlar çok fazla destek oluyorlar. Mesela bu desteğin devamlılığı bizim buradaki devamlılığımızla eşdeğer. Yani o kesildiği zaman sıradan bir herhangi bir yerde maaşını alan akademisyenlere dönüyoruz falan. Açıkçası heyecanımız bu örtüşmelerin devamlılığı. Yoksa mahkeme kadıya mülk değil yani. Aslında ben öğrenciler için de burayı bir şans görüyorum. Çünkü mimarlık öğrencilerimiz, yani ilk bu binada eğitime başlayan öğrencilerimiz aynı zamanda inşaat sürecinin bütün aşamalarına da dahil oluyorlar. Bütün aşamalarını da gözlemliyorlar ki biz geçen sene başka bir hangarda eğitim gördük. Uçak bakım onarı için yapılan bir hangarı sınıflara dönüştürdü arkadaşlar ve ilk birinci sınıflar eğitim orada gördüler ama burayı da yapılırken tecrübe ediyorlardı. Bura bitince Eylül'de buraya geldiler ve buraya geldiklerinde hakikaten öğrenciler buradan gitmek istemiyor, büyük bir keyif alıyor ve gerçekten çok memnunlar. Bizden sonra burada başkaları yer alacak, mekanlar kalıcı şeyler değil ve buradan güzel çocuklar yetişirse, güzelin kıymetini gerçekten yaratılışıyla bağlantılı hale getiren çocuklar, dimağlar buradan 3 kişi, 5 kişi neyse ürerse ya onun ondan sonra sen Fizan'da ol, önemli değil yani. Geri dönüp sana muazzam bir şey sağlıyor. Dolayısıyla onun bahtiyarlığı, onun mutluluğu bize yeter.